Selamlar en değerli Belhür'ün aşireti üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ama ben pek iyi değilim. Bugün günlerden pazartesi, yani Eurotrip'in yeni bölümünü çekeceğiz. Bana bir mail geldi, o mailleri okuyalım bakalım bize ne diyorlar ve bugün niye pek iyi değilim? Sabah uyandığımda karnım ağrıyordu ve bu ağrı beni çok yordu ve halsizliğimi hissettirdi. Halsiz hissettim kendimi. Şu anda da zaten saçımı başımı yaptım ama ne kadar tipsiz olduğumu da şu anda görebilirsiniz. Ben aynaya bakınca öyle görüyorum çünkü. Lafı daha fazla uzatmadan bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir e-posta var. Ben bu e-postayı açmak istiyorum. Burada bir adet okunmamış mesaj varmış. Lan burada 3-4 tane ben falan görmüştüm. Yanlış görmüşüm demek ki. Yeni özel nakliyeler diye bir mail geldi bana. Diyor ki sevk memuru, gönderen sevk memuru. Merhaba patron. Birçok yeni firma özel teslimatları için profesyonel sürüş kabiliyetlerini istiyor. Ben. Önceki gibi bu sefer de işler kolay değil. Kabiliyet, sabır ve refakatçi araçlarla beraber çalışma gerektiriyor. Ama bu kabiliyetleri köreltmemişsindir. Haksız mıyım? Haksızım ben. Sakın unutma, bu işlerde hala büyük kar var. Yani hala eskiden iş yaptığımız şu şehirler zaten var. Ayrıca artık şu şehirlerden de yeni özel nakli işi alabilirsin. Ha, diyor ki bana Linç, Londra, Dijon, Carfield, bir şey, Lüksemburg. Buralardan yeni özel nakli işi alabilirsin diyor. Bu muydu yani şimdi? Oğlum ben daha özel bir şey bekliyordum. Şimdi yeni, yani hala eskiden iş yaptığımız şu şehirler zaten var. Özel nakli işi alabilirsin diyor. Tamam, özel nakli işi nasıl alacağız biz şimdi? Nakliye piyasası diyelim o zaman. Her şey aynı gözükmüyor mu ama? Her şey aynı gözüküyor. Ne alaka oğlum? O zaman tek seferlik iş diyorum. Buradan hedefimiz en düşük olsun. 140 kilometrelik bir yol. 2 saat 11 dakika. Bunu hemen seçiyorum. Hemen hızlı bir iş yapıp yine boş dönmemiş olalım istiyorum. Arabayı hiç göremiyorum ki. Odun taşıyoruz. Işığa bir çıkarsak eğer. Tamam. Şimdi şu koltuğumuzu bir ayarlayalım. Direksiyonu aşağı indir. Aynen işte, tam olarak böyle. Tamam, şimdi devam edelim. Zaten yolumuz çok kısa. 2 saatlik bir yol var. Bu arada arabamız da Volvo'ymuş. Volvo'yu da çok severiz biliyorsunuz yani. Benim bir arabam daha var, Volvo. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Dur önce, tamam, bize yeşil. Ama o konvoyları yapamadım, canım sıkıldı bu yüzden ya biraz. Abi benim karnım ağrıyordu ama benim aynı zamanda da video çekebilmem de gerekiyordu. Onun için hiç yatıp uyumak da istemedim. Uykum da var ama halsizliğimden dolayı. Fakat yatıp uyumak istemedim çünkü video çekmem gerekiyordu. Oh, bugün günlerden Euro Truck. Bunun için bunu çekmem gerekiyordu. Bu videoda çok iyi bir performans sergileyememiş olabilirim. Hocam kusura bakmayın çünkü o kadar max iyi değilim yani. Az önce de devriliyorduk sanki, öyle bir hissettim. Oğlum devrileceğiz mi cidden? Ne oluyor, ben anlamıyorum ki. Galiba devriliyorduk ya yine. Tamam, devrilmeyelim valla. Gider ayak, bir de onunla uğraşmayalım. Aferin oğlum sana. Bizi yavaşlattı, gördün mü? Nasıl zorlanarak çıkıyoruz şimdi ya? Kaçta gidiyormuş oraya? 30'da mı ne dönüyormuş? Tamam, çıktık.
Ben kaza yapmıştım yani. Bundan size bahsetmiştim. Trafik kazası yapmıştım arabayla. Gerçek hayatta. Onun işte ben aradım sordum araba ne durumda falan filan. Çünkü bir ay falan oldu yani kaza yapılı. Araya da bayram girmişti, onun için adamlar başlayamamıştı. Geçen aradım. Tamam dedi, başlandı arabanız dedi. Şimdi dedi arabanız yoluyor dedi. 2 haftaya kadar olur dedi. Bir haftası geçti. Şimdi olması gerekiyor yani. Bir haftaya kadar, belki 5 güne kadar, 4 güne kadar olması gerekiyor. Arabayı artık almamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi kaza yapınca trafik sigortasıyla kaskoyu bir daha ödediğin zaman, yani yaptıracağın zaman daha pahalıya yaptırıyorsun yani. Çünkü hani kaza yaptığın için daha çok para alıyorlar senden. Açıkçası olay bu yani. Şuradan hızı sabitleyeyim. Bir gaz, bir fren. Sıkıldım. Trafikte var yoğun. Şimdi sağa sol falan da yapamam. Hiç girmeye falan gerek yok yani. Kaza maza yapmaya hiç gerek yok. İşte babam da dedi ki, büyük ihtimalle trafik sigortası dedi, şu kadar şu kadar şu kadar para olur dedi. Sen de bana dedi o kadar parayı ver dedi, yani senden alacağım dedi. Bir şaşırdım ama tamam dedim, yani sıkıntı yok dedim. Şimdi ben aynı zamanda düğünlerde de çalışıyorum ya, orada hem kameramanlık hem kurgucuyum ya. Tamam dedim, oradan aldığım paraları şu anda sadece biriktiriyorum abi, sadece biriktiriyorum. Eğer ben şu anda babamın istediği parayı biriktirmemiş olsam Bitcoin Cash'e yatırırdım. Yine bir Bitcoin Cash'e tamamlardım diye düşünüyorum. Ama para istedi işte. Onu da şu anda halletmeye çalışıyorum. Aman yavaş olalım, sakin olalım. Hiç devrilmeyelim. Anne video çekiyorum. Video çekiyorum. Anne Allah aşkına git. Allah aşkına git. Allah'ım ya Rabbim. Of. Lan video çekiyorum abi, ben yok. Böyle olmuyor, böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Niye böyle olmuyor? Bir annem geliyor, biri odaya, biri geliyor. Aga ben burada. Ya harbiden ben bu işi çok ciddiye alarak yapıyorum yani. Bu şey değil ki benim için. Bir zaman geçirme işi değil oğlum bu benim için. Bir iş yani, anladın mı? Bir job yani. Ben burada eğlenmiyorum aslında. Eğleniyorum ama sadece keyif almak, eğlenmek için yapmıyorum ben bunu yani. Oyun oynamak için yapmıyorum bunu yani, anladın mı? Bir iş olsun, bir çalışma, bir gelecek, bir hedef yani benim buradaki amacım. Ama bunu hiç ciddiye almıyorlar aga. Böyle olmuyor. Abi odaya giriyor, sırtımın arkasına tişört koyuyor ya. Arabaya deviriyordum o anda, sizde her şey an ve an gördünüz zaten. İnanılmaz kötü anlar. Arabayı nasıl düzelttim o anda onu da hiç bilmiyorum. Çok ilginç anlar yaşandı az önce. Oh, biz bu işten kaç para kazanacağız ya? Biz bu işten 2827 euroluk bir kazanç elde edeceğiz. Ama ben 5000 euroluk streslendim şu anda. Nereden dönüyoruz acı? Şuradan mı dönüyoruz? Ah. Tamam. Dönelim şuradan. Aa işte gördün mü, güzel güzel dönüyoruz. Abi Volvo arabaları harbi güzel arabalar ya. Az daha çarpıyordum, gördünüz mü? Çok çok kıl payıydı yani, çok kıl payıydı. Ama çarpmadım. Tecrübe. Bu araba modeli neymiş bakayım Volvo'ya. Güzel bir Volvo. Bizimkiyle aynı mı acaba modeli, bilmiyor mu? Hakikaten o kadar araba alıyoruz, modelini bilmiyorum. Mercedes olduğunu biliyorum sadece. Volvo olduğunu biliyorum ama gerisini bilmiyorum yani. Bu arada 22 kilometre bir yolumuz kaldı. Çok az bir yolumuz kaldı. Ama galiba bu Volvo benim Volvo'mla aynı. Şimdi bu işi bitirdikten sonra şu dorsaleri bir kontrol edelim sizinle.
Alacağımız dorsa kalmış mı, kalmamış mı? İnanın bakın, o kadar çok iş yapıyorum ki bir gün içerisinde. Ve aslında çektiğim, bu benim YouTube kanalım için çektiğim birçok video olduğu için hepsini ayrı ayrı aklımda tutmak biraz zor oluyor işte. Hani bunda dorsa aldığımızı biliyorum ama 4 tane dorsayı tamamladık mı? Onda şüpheliyim. Mesela cuma günleri Valorant videosu çekiyorum. Her Valorant videosu çektiğimde RP yapıyorum yani. O RP'de hangisini yaptım, hangisini yapmadım bazen unutuyorum yani, anladın mı? Not alıyorum tabii ki ama her haftada yeni RP yapmam gerektiği için aklım biraz da onda. Ekstra olarak yaptığım işlerin de aklımda tutmam gerekiyor. Ekstra işler oluyor. Onun için biraz bu konuda zorlanıyorum. Tamam, bunu yapalım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bakalım ben kendim park etmeye çalışacağım. Park edebileceğim mi? Şöyle yapacağız onun için. Bak, arka arka gelmem lazım. Arka arka gelmem için bu bir araba değil. Onun için bunun çevresine geldiğim zaman bunu tam olarak döndüreceğim. Şöyle. Dorsa bir döndürdükten sonra arka arka bu şekilde yanaşacağım. Bak, bu olmaz. Biraz daha gel. Biraz daha tamamlamam lazım işimi. Tamamlayacağım diye direğe çarptım. Dur, yanaşıyorum galiba. Bir dakika. Yok. Yine yanaşamadık ya. Bir dakika. Yanaşacağım. Çok az kaldı. Ha. Tamam. Şöyle şöyle sokmam lazım şimdi. Harbiden yaptım ben bu işi ha. Tamam. Hatta biraz da şöyle gelirsem bir dakika daha iyi olacak. Ha? Şimdi gel geri geri. Lan oğlum, yapmıştım ya. Aynen şöyle yapacağız. Onu öyle yanaştıracağız. Aynen. Tamam, onu da düzelttiğim zaman olacak. Oh be. Harbiden öyle böyle bir şekilde yaptım ya. Düzelttim be. Oh be. Helal be, başardım ya. İlk defa bu girişi yapabildim ya. Süper. Tamam. Oh. Hallettim ya. Çok iyi be. Tamam. Dorsa yöneticisinden kaç tane dorsam var? 1, 2, 3 tane. Demek ki dördüncüsü daha almamışım ben. Tamam. O zaman haftaya da 4, zaten bakın 181 bin euro olduğu için haftaya da yeni dorsa alabilirim. O zaman bu videoyu burada bırakalım. Hadi çıkışa gidelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi, kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim. İlk defa aldığım bir işi bu şekilde geri geri park edebildim. Ve mükemmel aldım. Yani zamanımı da yetti yani zamanım. Çok iyiydi. Ben çok sevdiğim bu bölümü. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.